Merhaba arkadaşlar. Diyelim ki 100 milyonluk bir nüfusu olan bir ülkede yaşıyorsunuz ve başkanlık seçimi yaklaşıyor. Seçimde de iki aday var. Tamam mı? Aday A ve aday B. Evet, A ve B. Çok önemli adaylar. Bir varsayım daha yapalım. Yaşadığımız ülke çok kararlı bir ülke olsun. Bu varsayımımız tüm nüfusun seçime katılacağı yönünde. Herkes gidecek sandıkta oy verecek. Ve A adayı ya da B adayına oy verecek kesinlikle. Boş oy kullanmayacak, yanlış oy kullanmayacak. Ya A adayına verecek ya B adayına verecek. Seçime katılmama, efendime söyleyeyim, oy vermeme ya da geçersiz oy verme gibi ihtimalleri göz ardı ediyoruz. Bunlar yok. Biraz da gerçeklik payı ekleyelim şimdi. Mesela P buraya yazalım. %1 P. Bir saniye. Önce P'yi yazarsak daha iyi olacak, değil mi? Nüfusun %P kadarı, %P'si B'ye oy verecek olsun. Bu durumda yüzde 1 eksi p'si de a'ya oy verir. Değil mi? Olasılık hesabı olarak bu o demektir. 1 eksi p kadarı da a'ya oy verir. Gördüğünüz gibi bu bir Bernoulli dağılımıdır. Bir örneklem için iki değerden birini seçeceğiz. Bahsettiğim değerler de aday a ve aday b. Bu değerlerle çalışmak zor. Mesela a ve b için ortalama hesaplamamız gerekiyor. Neden? Çünkü a ve b birer harf, sayı değiller. Şimdi bu durumu matematiksel olarak anlamlı, yani hesap yapabileceğimiz bir duruma dönüştürmek için a için 0, b için de 1 sayısını kullanalım. İşte şimdi bir bilgisayar gibi olduk. Elimizde sayılar var. Birler ve sıfırların dilini bilgisayarlar bizden bile iyi anlarlar. Hemen sevinirler. Bir geldi, sıfır geldi. Evet, biz ne diyorduk? A için oy verenler sıfır değerini, B için oy verenler de bir değerini alacak. Bunu Bernoulli dağılımını kullanarak yaparsak eğer, daha önceki videolardan da hatırlayacağınız gibi bu dağılımın ortalaması p'ye eşit olur. Bu sonuca nasıl ulaştığımızı da zaten kanıtlamıştık. Daha önceki videolarda anlatmıştık. Aslında bakarsanız ortalama bu dağılımın alabileceği bir değer olmayacak ama bu aralıkta yer alacak ve p'ye eşit olacak. Evet, ülkemizde 100 milyon insan yaşıyordu öyle değil mi? Bunların hepsine tek tek kimi oy vereceksiniz diye sormamız olanaksız. Yani biz daha çok biliyorsunuz 100 kişiye sorduk tipi şeylere alışkınız. 100 milyon kişiye soramayız herhalde. Bunun için bu göstergelerin yani ortalamanın P'nin neye eşit olacağını tam olarak bulamayız. Böyle bir durumda P'yi bulmak için rastgele bir anketle ana kütleden yani nüfustan bir örneklem alıp bu örneklemin verilerini inceleyeceğiz. Yani demin dediğim gibi 100 kişiye sorduk mantığına gireceğiz arkadaşlar ama 100 değil daha fazla olacak tabi. Kısacası bir örneklem alarak P'nin değerini tahmin etmeye çalışacağız. Daha sonra da bu tahminin iyi bir tahmin olup olmadığı hakkında konuşacağız. Tamam mı? Haydi bakalım. Rastgele seçilmiş 100 kişiyle bir anket yapıyoruz. Ah demin 100 kişi değil dedim. 100 kişi değil dedim rezil oldum. 100 kişilik bir örneklem oluşturuyoruz arkadaşlar. Biraz daha basit anlatabilmek için. Normal bir anket olsa tabii ki 100 kişiden fazla sayıyla yapılıyor. Ama biz burada soruyu daha iyi anlayabilmeniz için, yani açıklamamızın da daha kolay olması için 100 gibi basit bir sayı seçelim. Ve bu anketin sonucunda şu sonuçları elde ettiğimizi düşünelim. 57 kişi A'ya oy vereceğini söylemiş olsun şu şekilde yazalım. 57 kişi A'ya oy verecekmiş. Başka bir deyişle 57 tane 0 elde edeceğiz. Bu durumda geriye kalan insanlar da aralarında kararsız birinin olmadığını da hatırlatıyorum size. Herkes bir kişiye mutlaka oy verecekse eğer geri kalan 43 kişi de B'ye oy verecek demektir. Bu da 43 tane 1 elde etmek demektir. Şimdi buradaki örnekleme bakarak örneklem ortalamasını ve varyansını hesaplayabilir miyiz? Ne dersiniz? Örneklem ortalaması bu 0 ve 1'lerin ortalaması olur. O halde ortalama için 57 çarpı 0 artı 43 çarpı 1 bölü 100 yazabiliriz. Buradan 57 çarpı 0 0 eder. 43 çarpı 1 43 bölü 100 0 virgül 43. Evet bu örneklem olarak seçtiğimiz 100 kişinin ortalaması budur. Bir de örneklem varyansına bakalım. Örneklem varyansı ortalamaya olan uzaklıkların karesinin örneklemin hacmi eksi 1'e bölümü olarak bulunur. Unutmayın, örneklem varyansını dağılımın gerçek varyansını tahmin etmek için kullanacağız. Bunun için 100 yerine 100 eksi 1'e bölmemiz gerektiği konusunu da uzun uzun konuşmuştuk hatırlarsanız. 57 tane sıfır var. Bunu sarıyla yazalım. 57 tane sıfırın her biri ortalamaya 0 eksi 0 virgül 43 uzaklıkta kalıyor. Bunların hepsinin değeri sıfır. Sıfırın 0 virgül 43'ü olan uzaklığı da 0 eksi 0 virgül 43 olarak bulunur. Uzaklığın karesi demiştik. Evet öyleyse bunun karesini alalım. Sonra 43 tane 1 var. 43 çarpı 1'in 0,43'e uzaklığı da 1 eksi 0,43'tür. Bunun da karesi bölü n değil, yani 100'e bölmeyeceğiz. Ana kütlenin gerçek ortalamasını tahmin etmeye çalışıyoruz, unutmayın. Ve iyi bir tahmin elde edebilmek için de daha önceki videolarda açıkladığım gibi 100 eksi 1'e yani 99'a bölmemiz lazım. Evet, bölü 100 eksi 1. Şimdi hesap makinemizi alalım bir dakika ve örneklem varyansının ne olduğunu bulalım. Önce payı yazıyoruz. 57 çarpı 0 eksi 0,43'ün karesi artı 43 çarpı 1 eksi 0,43'ün karesi ve payda içinde bölü 100 eksi 1 yani 99. Sonuç ne ediyor? Sonuç 0,2475. Evet örneklem varyansı 0,2475'e eşitmiş. Örneklem standart sapması için de bunun karekökünü almamız yeterli. 0,2475'in karekökü 0,497 biraz yuvarlarsak 0,50 eder. Evet, örneklem standart sapması 0,50. Şimdi bu sonuçlara baktığımızda A ve B'ye oy verecek insanların yüzdesiyle ilgili iyi tahminlerin bunlar olduğunu, yani en iyi tahminlerin bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Elimizdeki en iyi tahmine göre Başka bir deyişle, ortalamanın en iyi tahminine göre insanların %43'ü B'ye oy verecek, geriye kalanları da A'ya oy verecek. Peki sizce bu örneklem iyi bir örneklem midir? Bunu cevaplayabilmek için %43'ün etrafında %95 güven düzeyi ile ana kütle ortalamasının içinde yer aldığına hemen hemen emin olduğumuz bir aralık oluşturmaya çalışalım. Tekrar ediyorum hatta bu sefer çizerek yapacağım. Örneklem ortalamasını bulurken, örneklem ortalamasının örnekleme dağılımını kullanmamız gerekiyor. Evet, bunu çizelim. Örneklem ortalamasının örnekleme dağılımı. Örneklemi ayrık bir dağılımdan aldığımız için yine ayrık bir dağılım elde edeceğiz. Ama 100 tane olası değer olacak elimizde. 0 ile 1 arasında 100 değişik değer. 100 tane çubuk çizmek zor olduğu için sürekliymiş gibi çizeceğim. Çubukları çizmeye kalksaydım burada bir tane, burada bir tane böyle 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 örneklem ortalamasının 1 olma olasılığı çok düşük olduğu için burada bir tane, burada ve burada derken çok fazla zaman kaybetmiş olacaktım. Bunun için yaklaşık değeri bu eğriyle gösteriyorum. Bu örneklem ortalamasının örnekleme dağılımını gösteriyor. Hemen not edelim. Bu dağılımın da bir ortalaması var. Örnekleme dağılımının ortalamasını μx üzeri çizgi olarak gösterebiliriz. Daha önceki videolardan da hatırlayacağınız gibi bu örnekleme yaptığımız ana kütlenin buradaki yüz değerin geldiği ana kütlenin ortalamasıyla aynı şey olacak. Kısacası bu μye yani pye eşit olacak ve bu dağılımın varyansını da Hatta gelin bu dağılımın standart sapmasını da buradaki uzaklıktan bahsediyorum yani. Örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının standart sapması yine daha önceki videolarda gördüğümüz gibi ana kütlenin dağılımının standart sapması yani buradaki uzaklık bölü örneklem hacminin kare köküne eşit olacak. Bunun neden mantıklı olduğunu daha önceki videolarda görmüştük. Yüzün kare kökü tekrar ediyorum bu bölü 10 Şimdi bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ne olduğunu öğrenmek için de 100 milyon kişiye tek tek anket yapmamız gerekiyor. Ve bu imkansız. O halde bunun hakkında bir tahmin yapabilmek için, yani ana kütle standart sapması için örneklem standart sapmasını kullanacağız. Unutmayın, bu bir tahmin. Tek bir örneklem kullanarak bunun için kesin bir değer elde edemeyiz. Ama tahminde bulunabiliriz. Standart sapma için en iyi tahminimiz bu olduğu için de bunu ona böldüğümüzde örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının standart sapması için elde edebileceğimiz en iyi tahmini bulmuş oluruz. Bunun sadece bir tahmin olduğunun tekrar altını çiziyorum arkadaşlar. İşte bu yüzden bu noktadan sonra konuya kuşkuyla yaklaşmamız gerekiyor. Neden mi? Bakın bu değer kullanacağımız her örneklem için farklı olacak. Onun için burada bulduğumuz sonuç kesin bir sonuç değil. Ve örnekleme göre değişik örneklemlerden elde ettiğimiz sonuçlara göre değişecek. Tamam mı? Peki nerede kalmıştık? Evet, buradaki örneklem için bulduğumuz standart sapma, yani s değeri olan 0,5 bölü 10, 0,05 eder. Standart sapma için yapabileceğimiz en iyi tahmin 0,05. Yani Nasıl söyleyebiliriz bunu ifade edebiliriz başka türlü? %5'miş. 0,05 yani %5'miş. Şimdi az önce de söylediğim gibi örneklem ortalamasının etrafında bir aralık oluşturmak istiyorum. Şu ana kadar bulduğum tüm sonuçları ve tahminleri kullanarak gerçek ortalamanın %95 olasılıkla içinde yer aldığını söyleyebileceğim bir aralık bulmalıyım.